Ben Eren Kaplancık. 1968 yılında Mersin'de doğdum. Tüm ilkokul ve lise hayatımı Mersin'de geçirdim. Bizim evde bir kütüphane olan bir evde büyüdüm. Babam kitaba meraklı bir insandı. Hep kitaplarla iç içeydim. Lise yıllarında da iyi bir kitap okuru olmasam da iyi bir kitap alıcısıydım. Çok severdim kitap satın almayı. Neden olduğunu bilmiyorum ama bana bir güç verdiğini düşünürdüm kitapların. İyi bir koleksiyonum vardı. Üniversiteye gidene kadar Ankara Üniversitesi'ne. Ankara Üniversitesi'nde de bu koleksiyonumu geliştirdim. Sahafları gezerdim Ankara'da. İlk işim sahafları gezmekti zaten Ankara'ya girer gitmez. Bayağı bir kitap biriktirdim. Sonra bir ekonomik bir kriz yaşadım. Kitaplarımı satmak zorunda kaldım. Bir sahaf arkadaş Ankara'da. Durumu düzelttim. Sonra çok pişman oldum sattığıma kitaplarımı. Tekrar kitaplarımı geri almak istedim. Sattığım tüm kitapları geri topladım Ankara'nın sahaflarından. Üniversite hayatımın son yıllarında memur olmayacağımı anladım. Yani pişman olmuştum üniversiteye girdiğime. Farklı işler yapmak istedim. O sırada işte sahaflık geldi aklıma. Oradaki birkaç arkadaş da, sahaf arkadaş da sen bu işi yaparsın diye beni desteklediler ve sahaflığa öyle başladım. Betik sahafı bugünkü dondurmacı Ali'nin arkasındaki sokakta küçük bir dükkan tuttum. Bir arkadaşımla beraber tuttuk daha doğrusu. O da Ankara'dan gelmişti. İkimiz bu işi yaparız dedik. Bir süre beraber denedik. Sonra arkadaşım vazgeçti. Ankara'ya dönmek zorunda kaldı. Ben tek başıma bu işi devam ettiriyorum. Betik şey yazılı olan şey demek. Mektup, kağıt parçası, kağıt yazılı olan şey anlamına geliyor betik. En başta bu benim için işim. Yani sonuçta esnafım. Ama kitap esnafıyım. Sevdiğim bir iş yapıyorum. Kitap alıp satmayı çok seviyorum. Hadi satmaktan daha çok kitap almayı seviyorum. Ne ifade ediyor? Yaşamımı sürdüren bir uğraş. Hem de zevk alarak, mutlu olarak yaptığım bir iş. Benim işim iki boyutu var işimin. Bir, ucuz kitap almak isteyen insanlar gelir. Yani bu demek, şu demek, şu anda baskısı olan, depolarda bulunan kitapların ikinci elini satıyorum. Bu da işte ucuza satıyoruz anlamına geliyor. İkinci el kitap her zaman yeni kitaba göre çok daha üçte bir oranda, yarı fiyatına oranında ucuz oluyor. Böyle bir müşteri kitlemiz var Mersin'de. Yani tüm dünyada da böyle bu iş galiba. Bir de ikinci boyutu da nadir kitaplar, işte koleksiyon kitapları, araştırmacılara yönelik baskısı olmayan kitapları satıyoruz. Bunun müşteri kitlesi de işte genelde koleksiyonerler oluyor, araştırmacılar oluyor. Sahaf olmak kolay bir şey değil. Yani kendimi hala sahaf diyemiyorum. Ben ikinci el kitap satıcısıyım. Ki bir kitap esnafıyım. Yani sahaflık daha böyle tecrübe gerektiren, daha uzun yıllar tecrübe gerektiren ve bir ustanın yanında öğrenilmesi gereken bir iş. Ben bu işi kendi başıma öğrendim. İkinci el kitap satıyorum ben aslında ama sahaf olmaya özeniyorum. Sahaflık yapmaya çalışıyorum. Türkiye'den takip ettiğim kadarıyla o eski sahaflar var hala ama çok sayıları gittikçe azalıyor. Bu insanlar ölüyorlar ve mesleği sürdürecek başka insanlar çok çıkmıyor. Ancak benim gibi işte böyle hevesliler var biraz Ankara'da, İstanbul'da da. Ama bunların da yaptığı eski bu anladığımız anlamda sahaflık değil. İkinci el kitap satmak. Yani geleceği açısından şunu söyleyebilirim. Ölecek bir meslek olarak düşünmüyorum. Yani kitap ne kadar hani dijitale de kaysa, e-booklar da yaygınlaşsa, ben kitabın aynı zamanda bir obje olarak, nesne olarak çok değerli olduğunu düşünüyorum. Süs eşyası olarak da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani kitap sadece okuma aracı değil, bir şey öğrendiğim bir şey değil. Obje olarak da bence çok önemli ve benim yaptığım işin öyle bir yöne doğru kayacağını düşünüyorum. Yani artık insanlar evlerinde kitaplık bir büfedeki eşyalar gibi nadir eşyalar haline gelecek ve bu meslek ölmeyecek. Yani herkes kitap almak, kitap koymak bir prestij haline gelecek diye düşünüyorum evlerinde. Dediğim gibi yani satmaktan çok almakla ilgili bir şeydir. Yani ben burada kitap satarken üzülüyorum.
yani çok üzülerek sattığım kitaplar oluyor. Bazen kitap satmaya kıyamıyorum. Bu işin özü kitabı sevmek, hani kitaba sahip olma isteği ve esas önemli olan da satın almak, onun heyecanı. Yani ben bu işi yapıyorsam hani kitap satmak için yapmıyorum, kitap almak için yapıyorum. Yaklaşık 300-400 kitap da başladım. Betik sahafı açtım Mersin'de. Bugün 100 bin, yani yaklaşık 18 yılda 100 bin kitaba ulaştım diye düşünüyorum. Hasan Ali Yücel'in bir lafı var, okumuştum. Herhalde ondan okumuştum. Alacaksan kitap al, satacaksan kitap sat diye bir cümlesi var bir kitabın birinde. O benim için çok önemli oldu. Dedim yaşayacaksan, para kazanacaksan kitap üzerinden yapayım deyip. Ölünceye kadar herhalde bu işi yapacağım. Vazgeçmem diye düşünüyorum. Thank you.